Dolayısıyla yapmamız gereken işlem hemen muhasebe modülüne girip Shift F10'la gelir tablosunun kaydını yapmaktır. Geldik. Raporlar, gelir tablosuna geldik. Gelir tablosu dökümü 12. ayı doğrudur. Evet. Bakiyesiz hesaplara hayır diyelim, uğraşmayalım. Dipnotlar hayır olsun. Veya hiç dokunmayalım. F2 bir görüntü diyelim. Görüntü dedik. Gelir tablomuz burada. Şimdi bunu kaydedelim. F3 kayıt. Ekrandaki bilgiler kaydedildi. Shift F10'la ana menüye döndük. Muhasebe 4 modülündeyiz. Muhasebe 4 modülü 12. ay. Efendim, yıl sonu işlemlerine devam ediyoruz. Tamam. 7 aya göre yıl sonu işlemleri 08. Evet. Değer oluşturuyoruz. F5 değer oluştur. Değer oluşturduk. Hemen vergiler hesaplandı. Oluşturduğumuz değeri kaydettik. Oluşturduğumuz değeri kaydettikten sonra fişini oluşturduk. Fişini oluşturduktan sonra oluşturulan fişi kaydettik. Evet. Çıkış yaptık. Şimdi 09 gelir tablosu hesapları dediğimiz anda alt hesaplar açılacak. 09 brüt satışların tasfiyesi. 09 diyoruz arkadaşlarım. Evet. Evet. Değer oluşturma F5. Değerimizi oluşturduk. 600 numaralı hesabı 690 numaralı dönem kar zarar hesabına aktarıyoruz. F2 ile kaydımızı yapıyoruz. Kaydımızı yaptıktan sonra F3 ile fişini oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz fişi F2 ile kaydediyoruz. Çıkış yaptık arkadaşlarım. Satışlardan indirimler yok, iadeler yok. Satışların maliyeti, yani 11 numara. Evet diyorum, evet. F5 değer oluştur, değerimizi oluşturduk. Oluşturulan değeri kaydettik. Oluşturulan değeri kaydettikten sonra F3 ile fişini oluşturup F2 ile kaydımızı gerçekleştiriyoruz. 11 tamam. Faaliyet giderlerinin tasfiyesi 12 numaralı hesap kaydettik. Evet. F5 değer oluşturuyoruz. Oluşturulan değeri kaydediyoruz. F3 fişini oluşturuyoruz. F2'de fişini bu şekilde kaydediyoruz. Arkadaşlarım, diğer faaliyetler yok. Finansman giderleri yok. Olağan dışı gider gelirler yok. Vergi karşılıkları 18 numaralı işaretliyoruz. Evet. F5 değer oluşturduk. Oluşturulan değeri kaydettik. Fişini oluşturduk. Oluşturduğumuz fişi kaydettik. 18'de tamam. Çıkış yaptık arkadaşlarım. 19'a gelelim. Evet. Evet. F5 değer oluşturduk. Oluşturulan değeri kaydettik. Fişini oluşturduk. Fişini kaydettik. Arkadaşlarım, 20 numaraya gelelim. 20. Evet. Evet. Değer oluşturuyoruz. Oluşturulan değeri kaydettik. Fişini oluşturduk ve fişini bu şekilde kaydediyoruz arkadaşlarım. 21 numaralı hesabı yapmıyoruz. Çünkü peşin ödenen vergilerimiz yok. Shift F10'la ana menüye geldik. Muhasebe modülüne geldik. 12. ay. Muhasebe raporlarına geldik. Muhasebe raporlarından Mizan,
12. ay doğrudur. Şöyle bakiyelere bakalım. Çalışmamış hesaplar hayır olsun. Borçlu hesap evet, alacaklı hesap evet, bakiyesiz hesap hayır olsun. Ev kilisteli diyelim ve bir insanımızı bu şekilde kaybettik. Arkadaşlarım, bir de şu defterlere bir bakalım. Defterler, yövmiye defteri, yövmiye defteri. Hemen F2 listeli diyelim. Listeye devam. Yövmiye defterinde bu şekilde ne yaparız? Görmüş oluruz. Bir sonraki çalışmamızda DataSort muhasebe programı ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım.